Divan bilgisi verilmesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, eminenler oy bilgiyle kabul olun. Vasif kalemde ise kısa vadeli borçlarda banka kredileri 6.375.000 TL, ticari borçlar yani satıcılara borçlar 44.119.000 TL olarak gerçekleşmiş. Diğer borçlar kaleminde 168.211.000 TL bulunmaktadır. Toplam pasif toplam kısa vadeli borçlar toplamımız 272.194.869 TL olarak gerçekleşmiştir. Uzun vadeli borçlara gelince, uzun vadeli banka kredileri 87.875.000 TL'dir. Satıcılara borçlar 23.953.000 TL, kıdem tazminatı karşılıkları ise 833.000 TL'dir. Geçmiş yıl zararları 247.232 TL, dönem net zararı ise 79.444.000 TL'dir. Pasif toplamı da 58.180.928 TL olarak tespit edilmiştir. Başkanın yanına desinler ki, başkanım ya, Bahç Ersoy bunu söylüyor, kamuoyu bunu konuşuyor, bu dillendi. Biz ne yapabiliriz kulüp için? Desinler. Birileri diyet ödettirecekti bu arkadaşlara. Ödesinler. Berna Başkan beni ararsa, canlı yayında da söylemiştim televizyonda. Derse ki eğer, Bahç Ersoy, biz bu arkadaşlarla kulübümüz menfaatleri adında birleştik, sulh olduk. Sen bu konuyu kapat derse, bir tek Berna Başkan'ın söylediğini yaparım. Bunun da altını kalın çizgilerle çiziyorum. O da kulüp başkanımız olduğu için ve inandığım için. Ve özellikle son dönemde tesadüfenlikte kaldığınız gibi söylemler bu kadar 1,5 yıllık çalışmanın arkasındaki futbol tarihinin de geçebilecek kadar fedakarlıkların, büyük emeklerin, gerek yönetimimiz, gerekse futbolcularımızın alın teri açısından haksızlık olduğunu düşünüyorum. Biz inanılmaz harcama limiti en düşük takımken maddi açıdan, mali açıdan, hukuk açısından 35 FIFA dosyası, 31 federasyonda uyuşmazlık çözüm kurulu dosyası, 15 icra dosyası benim hatırladığımda kapatırken bir yandan da sportif anlamda yarışmaya çalıştık. Bugün başkentimizin iki güzide kulübü bizim bu tesadüfen kaldığımız denen pandemide belki de Türk futbol tarihinin en zor zamanlı liginde kaldığımızda bir şehrin, başkentin iki kulübü düşmüştür. Ve bu kulüplerin maddi açıdan ve şehirden aldıkları destek açısından bizden çok daha iyi durumda olduklarını biliyoruz. O yüzden ben gerek yönetim, gerekse futbol ailemiz ve gerekse profesyonel kadromuzun bu emeklerinin tesadüfen ligde kaldığımız söylemine konusunda haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Buradan ifade ediyorum. Ben bu mücadeleyi ben Kayseri'yim. Bu şehirden ekmek yiyorum. Böyle bir görev bana bir şekilde tevdi edildi. Hayatımda hiç başarısız olmadım. Bunu ben bir emanet olarak görüyorum ve ben bu emaneti hep söylüyorum. Biz burayı, evet ben de içindeydim ama görev dağılımları vardır yönetimlerde. Ben mali ya da transferle ilgili durum görevlerim yoktu geçmiş yönetimde. Benim bildiğimden çok daha ağır bir tablo olduğunu neredeyse iki katına yaklaşan mali durumunun ağırlığını başkan olduktan sonra öğrendim. Keşke bu durum açıkça paylaşılsaydı o dönemde bankayla yapılan yapılandırmada tam olurdu
yapılandırma bir işletmenin hayatın devam etmesi, sürdürebilir olması için yapılır. Fakat o şekilde olmamış ve biz bunların bedelini ödüyoruz. 29 milyon faiz ödemek zorunda kaldık. 60-70 milyon da kur farkı, borçlanmayı artırmadığımız halde kendi kendine açıkladı arkadaşlar. Zarar etmiş görünüyoruz. Ve bu bankayla yeniden yapılandırma için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda destek olan onursal başkanımız Haseki Batan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli vekillerimize, bir toplantımıza dahil vekilde vardı. Teşekkür ediyorum. Bu Anadolu Kulübü'ne göre, bana göre devasa miktardaki borcum, kulübümüzün gelirleriyle ödenmesi mümkün değildir. Bunu burada, bu gerçeği paylaşalım. Evet, ben geldiğimdeki borç miktarı tamamen dışarıydı. Şimdi borcun adresi değişti. Ben bunun önemli kısmını gerek limitimizin, harcama limitimizin artması için, bir de işte yok onu doğru aldı, bunu yanlış aldı gibi tartışmaların önüne geçmek için Sayın Vekilimiz açıkladı. Ciddi miktarda bir bağışta bulundum. Ben bunun geçmiş başkanlarımıza ve diğer kulüplere de başkanlığın alması gereken sorumluluk açısından örnek olmasını diliyorum. Bu noktada benim yaptığım hatır sayılır maddi kaynağın yanında, yani 5-10 bin lirada bir cahiler toplandığımız ortamda tahtamız halen kapalı. Bu açmayacağımız anlamına gelmiyor. Bununla da ilgili ben yine ciddi katkı imkanlarımı kullanacağımı buradan bildirmek istiyorum. Ama tekrar diyorum, bu sadece bir kişi ile olacak bir şey değil. Bu kulübü ayakta tutmak için bir Eskişehir Spor, bir Karabük Spor, bir Sakarya Spor, geçen Sayın Başkan Azerbaycan'la beraberdik. Bursa Spor'un doğalgazı kesilmişti, elektriği kesilmişti. Bu durumlara düşmemek için sağ olasın, bu konuda desteklerinizi hep veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Kentin layık olduğu Süper Lig'de tutmak için bu dakikadan itibaren bütün mentaliteyi değiştirmemiz gerekiyor. Yani bir laf var ya, hayaller van tersi, gerçek tam tersi. Katkı yönünden, şehrin kulübe katkısı yönünden, bakın ben burada belediyelerimiz, kamu kurumlarımız sizleri değil, Kayseri halkı, Kayseri iş dünyası açısından söylüyorum. Ya bu şehirde sadece Erciyes Anadolu Holding ya da Kayseri Şeker Fabrikası yok. Bugün Antep'ten Mahmut Kafe, Aksa Jeneratör. Ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Dün beni Yukatel, Deniz Spor'un isim sponsoru, beni arayıp şehir dışından burada kulübümüzün gerek ulusal medya, uluslararası medya, sosyal medyadaki aktifliği yönünden sponsorların dikkatini çektiği için, eğer de düşen bir şey varsa son tahlilde işte bulamadığınız, sponsor bulamadığınız yerde biz Yukatel olarak Berna Hanım, biz arayabilirsiniz dedi. Duygulandım. Beni şu ana kadar Kayseri'den Made in Kayseri diye ürün satanlar, Kayseri'nin işte öne çıkardığı sektörlerde Kayseri'li olmaktan övünenler, bu şekilde iş yapan hiçbir firmamız arayıp da biz de sponsor olalım mı? Kendi sponsorlarımızı tavsiye ediyorum sözüm onlardan dışarı. Soran bir firma yok. Burası şehrin takımı. Burası Kayseri'nin en önemli markası. Şehrin kulübü olduğu için şehrin her bireyinin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü bundan hepimiz faydalanıyoruz. O yüzden iş dünyasına yeniden çağrı bulmak istiyorum. Markalarımızı güçlendirmek için şehrimizin en büyük markasının yanında lütfen yer alın. Bir mikrofon verin başkanım. Sesin duymuyoruz başkanım da. Çok değerli ve kıymetli katılımcılar.